Arkadaşlar merhabalar. Ne zamandır bir soruyorum videosu çekmiyordum ama ben bunlar az olsun öz olsun istiyorum. Çünkü zaten yeterince siz güzel sorularla muhatap oluyorsunuz. Bir sürü güzel soru çözen hoca var. İşte hani şu kitaptan hoşuma gitti, bu kitaptan hoşuma gitti şeklinde. Ama ben bir soruyorum da biraz daha ondan farklı davranıyorum. Hem hoşuma giden soruları seçiyorum, hoşuma giden soruları seçmem yetmez. Burada arkadaşlar size gerçekten sınav için güzel böyle hedefleri yüksek olan arkadaşlarımız için yorumlar öğretmeye çalışıyorum. Bir de konu anlatımı yaparken ya da bazen kendiniz çalışırken bir soruyu çözseniz de belki soruya %70'inizi verdiğinizde çözeceğiniz bir soru oluyor. Ama sınavda öyle bir soru olur ki bütün yorumlarınızı, bütün bilgilerinizi birleştirip %99'unuzu, %100'ünüzü vermeniz gereken soru olur. Belki gözden kaçırdığınız bir şey olmasına rağmen bir soruyu yaparken sınavda o gözden kaçıracağınız şeyi sorabilir. İşte Tam da bir soru yorumlarda biraz bunlara hedefliyorum. Kesinlikle kolay, orta, zor ayrımım yok benim. Ee, bazen şey algısı var. Bu kanalda böyle çok zor sorular çözülüyor. Hayır zaten görüyorsunuzdur. Ben orta, bazen de orta üstü çözüyorum. Ee, çok düşük netlerde de yapsanız da kesinlikle bu kanaldan faydalanabilirsiniz. Sadece biraz daha zorlanırsınız. Ona da bir parantezi açmış olayım. Lütfen siz kendiniz önce bir çözmeye çalışın arkadaşlar soruyu çözseniz de kesinlikle emin olsanız da bir de benden dinleyin. Çünkü bilgiler vereceğim. Evet durdurduğunuz varsayıyorum ve başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bir polinom. Dikkat ederseniz çünkü x'lerin dereceleri doğal sayı. Polinomun 3. dereceden görüntüsü x ekseninde daha doğrusu koordinat sisteminde nasıl olur? Birincisi çok klasik şöyle bir görüntü olabilir veya böyle bir görüntü olabilir. Kökleri 3 tanedir. X eksenini böyle 3 farklı noktada keser. Ama bu soruda zaten 2 elemanlı dediği için bunun olma ihtimali yok. Ben şu an size genel durumdan bahsediyorum. İkincisi sorularda böyle çokça karşınıza gelen artan fonksiyon örnekleri. Hatta burada şöyle bir durum da vardır. Bu aslında böyle bir noktada teğet e, x eksenine teğet değil tabi de x eksenine paralel bir teğeti vardır arkadaşlar bunun. Mesela şöyle bir f türev a Sıfır olmasına rağmen buradaki a çift katlı kök olduğu için haliyle türev işaret değiştirmez burada böylece fonksiyon artmaya devam eder. Böyle bir görüntü olabilir ve x eksenini bakın tek bir noktada keser. Yine bu iki eleman dediği için bu şartla yine uymaz. Üçüncüsü benim e, hoşuma gittiği için konu anlatımına da koyduğum bir soru var. Şimdi onun yorumuna geleceğiz. Ekstremum noktaları olabilir böyle iki tane. Ama bu iki ekstremum noktası da x ekseninin aynı tarafında olduğu için yani ya üstünde ya altında olduğu için arkadaşlar mecburen x eksenini yine bir noktada kesebilirim. Şöyle de olabilir bakın. Gördüğünüz gibi x ekseninin alt tarafında bu sefer ve gördüğünüz gibi gerçekten burada da maalesef x eksenini tek noktada kesiyor. Bu soru için maalesef yoksa güzel bir yorum. Bununla alakalı dediğim gibi soruya lütfen bakın bence eğer ilk defa bu videoyu izliyorsanız benden türev izlemediyseniz ekstremum e, konu anlatımında bu soru tipinden bahsediyorum. Sonra arkadaşlar bu sorunun yorumuna geçelim artık şöyle olabilir. Sonuçta bakın altını özellikle çizdim. İki elemanlı ama üç tane kökü olur işte. Bu x1, x2 eşittir x3'tür. 3 tane kökü olmasına rağmen ikisi birbirine eşit, birisi diğerinden farklıdır. Bu yüzden çözüm kümesinde kümede bir eleman iki kere tekrar etmeyeceği için siz böyle görürsünüz. Tabi bu temsili bir görüntü. Bu soruya uyan görüntü diye demiyorum. Çünkü bu şöyle de olabilir. Ee, burada teğettir, böyledir. Ya da şurada teğettir, böyledir. Onu şimdi soruda anlayacağız. Nasıl anlayacağız? Gördüğünüz gibi teğetten bahsetmek, ve şurada yine bir ekstremumdan bahsetmek aslında bu soruda ekstremumla alakalı yorum yapacağımızı anlatır. Çünkü teğet evet ikinci derece denklemlerde parabolde falan teğet kullanırız ama biz aynı zamanda teğeti ne için kullanmalıyız? Onun ekstremum noktası olduğunu göstermek için kullanmalıyız. Burası bakın bir ekstremum noktasıdır. Yine burası ekstremum noktasıdır. O zaman arkadaşlar bu fonksiyonun çok önemli bir durumu çıktı sorunun. Ekstremum noktasında fonksiyon x eksenine teğet olduğu için hangi ekstremum noktası ise artık orası f x2 diyelim uydurduk. f x2 sıfır olmalı. İşte bunu araştırıyorum. Ekstremum noktalarını bulmak zor değil. Belki zaten ilk onu yapmışsınızdır soruda. 18x kare artı 18x eşittir 0. 18x çarpı x artı 1 eşittir 0. x buradan 0 x buradan eksi 1. Şu an biz tabi neyi bulduk? Köklerini değil, türevin köklerini. Bu ne demek? İki tane ekstremum noktası buldum demek. Birisi eksi 1, bir, birisi sıfır. Artı, eksi, artı. O zaman fonksiyon eksi 1'de maksimum değere ulaşıyormuş. Sıfır da minimum değere ulaşıyormuş. Örnek bir görüntü. Hemen şimdi bilmediğimiz için. Ee, böyle maksimuma ulaştı. Sonra sıfırda da minimum ulaştı ve sonra tekrar artmaya devam etti. Örnek bir görüntü böyle dursun. Peki burada arkadaşlar fonksiyon eksi 1'de mi x eksenine teğet? Yoksa şöyle bir görüntü olup şöyle sıfırda mı teğet? Bakın burada eksi 1'de gerçekten maksimum. Sıfır noktasında da gerçekten minimum. Nasıl anlayacağım? Onu da işte buradan. O yüzden arkadaşlar sınavda her zaman böyle altını çizmiyor. Bakın bunun altını çizdim ama bunun altını çizmedim. ÖSYM de bazen soruların kelimelerinin altını çizer dikkat et diye bazen de çizmez. Bu hakka sahip sizin her kelimeye değer vermeniz lazım. Dolayısıyla burada eğer siz sıfır noktasında x eksenine teğet derseniz F0 eşittir 0 olması lazım. Çünkü x eksenine sıfırda teğet olan bir noktanın ordinatı sıfırdır. Ama sıfır verdiğiniz zaman ne oluyor bakın soru. K'sı sıfır geliyor. Haliyle K sıfırdan farklı dediği için F sıfır sıfır olmayacakmış. F eksi bir sıfır olacakmış. Böylece yerine yazarsak artık eksi altı artı dokuz artı K eşittir sıfırdan K eksi üç geldi. O zaman arkadaşlar fonksiyonun görüntüsünün şöyle olduğunu anladık. Bu mühim değil gibi ama yine de biz görsel olarak yapmış olalım arkadaşlar. Gerçekten sıfır verince de gördüğünüz gibi x eksen, e, y eksenini negatif tarafta kesiyor. Böyle derinlemesine bir soru bir yorum diyoruz ama bir, gerçi bir soru yorum diyorum ben oraya. Bir soru bir yorum değil zaten. Bir soruda bir sürü bilgi anlattım. Bunları dinlerken şu kısımda ve bu kısımda biraz böyle patladığınızı hissediyorsanız bir ekstremumda anlattığım yerlere lütfen bir daha geri dönün. Ben türevi anlatırken, integrali anlatırken ve limiti anlatırken sınavın o girdiğiniz anı düşünerek anlattım. Bunları çok önemseyerek anlattım arkadaşlar ve cümlelerimi gerekirse böyle bir durdurup yazın. Hoca burada ne demek istemiş diye üzerinde düşünerek gidin. Her soruda bir yorum anlatmaya çalıştım çünkü. Buna göre kendinizi bir test edin ama tabii ki bunu izlediniz ve siz daha türevi düzgün halletmediyseniz, türevi en az iki kitaptan bitirmediyseniz bu soru zaten size ağır gelir. Bu şartlarda da hani dikkatli olmanız lazım. Son bir tavsiyeyle bitireyim. Limit türev integral. Gerçi limit artık çok zor değil. Türev integralde arkadaşlar şu an böyle Mart'a doğru geliyoruz yavaş yavaş. Türev integralde mümkünse bir fasikül çözün. E, acil kesin çözün. E, apotemi çözmeye çalışan her, her arkadaş apotemiden çözmeye çalışsın. Hocam benim seviyem çok iyi değil. Önce bir halletmem lazım diyorsanız sonuç veya çap fasikülü olabilir arkadaşlar. Karekök'ün çok klasik soruları olmasına rağmen Karekök'teki sorular iyidir. Türev'de özellikle ben e, 3D'nin AYT'deki sorularını beğendim. İntegral'i şu an çok hatırlamıyorum kendim çözmeme rağmen. Son böyle tavsiyelerle bitirmiş olayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.